Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Artık bir Molly vlog çekecek kadar Molly'miz oldu. Böyle çok düşündüm bu vlog. Normal akvaryum vlog olsun, diğer bütün türlerimi, diğer türlerimi, karışık türlerimi göstereyim mi yoksa sadece Molly türüm olsun. En sonunda Molly vlog olmasına karar verdim çünkü bayağı Molly türümüz oldu. Onları bir tek tek vlogda göstermeye karar verdim. İçlerindeki en sevimler de bu balon molliler. Çok gerçekten şapşal şapşal yüzüyorlar. Görüntüleri de bir ayrı keyifli duruyor. Bunlarla başlamak istedim. Biliyor. Özellikle bir çift blok molliler var. Bilek molliler çok seviyorum biliyorsunuz. Ee, bir çift denk geldi bunların içinde, balonların içinde. Bilek balon moliyi de onlarla birlikte almış oldum. Genelde sarı ve beyaz tonlardılar. Bunları üretebilir miyim bilmiyorum ama şimdilik bir rafya olan bir akvaryuma koydum. Zaten sayıları da az. Şimdilik burada takılsınlar istedim. Onlar da bu şekilde yeni yerlerinde keyifle yüzüyorlar. Hemen sağımıza dönüyoruz. Bilek mollerimiz. ilk göz ağrılarımız. Ee, tabii ki içlerinde tam simsiyah olmayanlar var ama yıllar içinde tam simsiyah kanı yakalayacağız. Özellikle bakın bu balık mesela tam istediğim formda. Şu da keza öyle. Simsiyahlar hiç beyazlık yok ama mesela şunlarda beyazlıklar var. Aylar var. Bunları biraz eleye eleye güzel kanı oluşturacağız. Bayağı da yavruları var zaten. Onları da göstereceğim biraz sonra. Bu akvaryum bilek molly akvaryumumuz. Şimdi atlamadan gideyim. Evet burada başka moli yok. Sarı ve siyah tonlardaki molilerimiz burada. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. Açıkçası hiç pet shoplarda ilgimi çekmezdi ama ben bunları alıp böyle hepsini bir akvaryuma toparlayınca gerçekten keyifli bir görsel oldu. Çok da hareketliler, kıpır kıpırlar. Ön kafalarına, gövdesinin kafasına doğru sarı, gövdesinden geriye doğru siyah. Çok hoş bir renk tonuna sahipler gerçekten. Bir akvaryumda da bunlara ait oldu. Bayağı bol miktarda sarı molimiz var. Bundan özellikle büyük boyları burada e, iki boy daha bunların dışında iki boy daha var bir orta boy ve bir en küçük boy olarak sarı modeller de hoş Bunları özellikle çok severdim aslında bende bir değişik tonda eskiden siyahlarla birlikte bakarken bir değişik tonu daha var daha acı bir sarı vardı bunlar e, böyle biraz daha açık bir sarıda oldular bunlar da güzel hepsinin ayrı bir güzelliği var şurada gene Orta boy dediğimiz bir küçük boy moliler. Hem aylar hem düzler mevcut bunların içinde. Bunlar da böyle kıpır kıpır. Ve en küçük boylarda burada. Şöyle yapalım. Yemin verecek ki belimi tutayım da hepsi buraya koşsun gelsin. Burada çok güzel bir görsel oluyor gerçekten. En küçük sarı molilerin yavruları da burada bulunuyor. Şöyle yukarıda bilek moli yavrularımız var. Kendi üretimim. En baştaki gösterdiğim balıkların yavruları. 30-40 tane bu akvaryum almıştım. Burada büyümeye devam ediyorlar. Geri kalan kardeşleri de iç taraftaki akvaryumda. Şimdi içeri geçip onları da göstereceğim. Evet, fakat göstermediğim molimiz yok. Burada diğer tarafta kılıçlar var. Şuradan diğer mollerimize bakalım. Yine az önceki verin kardeşleri burada. Aynı akvaryumdan yakalayıp o yukarıya koymuştum ben bunları. Şu özürlü annemiz maşallah ne çok yavru verdi bana. Yani bu yavruların yarısı onun diyebilirim. Diğer yarısı başka bir balığında. Ama öyle bir özürlük diğer şeylere geçen balıklara yavrulara geçen bir durum yok. Bunlar da keyifle birlikte takılıyorlar. Ve diğer molly grubu da burada. Buraya da şeyler almıştım ben. Ee... Diğer ikisi, iki siyah ne olduğu akvaryum komple aylardan çıkma, ay dişilerden çıkma. Bunlar düzlerden falan çıkmaydı. Hatta buraya komple üretimi planlamıştım. Erkek bir tane tek kaldı burada, dişilerin hepsi öldü. Bayağı da yavru verdiler gerçi. Bu erkeği de buradan ayırmadım, devasal bir erkek oldu. Bunların içinde bayağı karışıklar çıktı. Hem tabii bunların içinde ay da yok. Bayağı düz yavrular şu sarılar ama daha çok hoşuma gidiyor gerçekten siyahlı sarılar. Burada hep düz balıklar. Ama şuralara biraz detaylı baktığınız zaman bakın şunlar falan ay olacaklar. Kuyruklarından belli. Ay kuyruk olacak genelde çoğu. Ben de buraya gelince yavru vereceğim, şey yem vereceğim diye toplanıyorlar. Ay anneden çıkan birçok ay bilek olacak. Onları zaten yıllar içinde artık ayıklaya ayıklaya bir safkan üretim yapmaya çalışacağız. Bunların dışında molimiz var mıydı? Sonra videoyu kapattıktan sonra da dank geliyor kafama da. Ama şöyle bir bakıyorum. Yok başka yerde molimiz yok. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akvaryumda molü var iyi. Dediğim gibi bayağı vlog çekecek kadar molimiz olmuş. Hatta 8 değil dur. 9 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynen 9 akvaryumda moli var. Bakalım. Şimdilik besliyoruz bunları. Bir dönem kadar adası moli üretimden vazgeçtim dedim. Ama sonra bir dünya moli oldu elimde. Şimdilik keyifle bunları beslemeye devam ediyoruz. Yerimiz de yetmiyor açıkçası ama sevince de vazgeçemiyoruz. Hepsine elimizden geldiğince güzel bakmaya çalışıyoruz. Şu son başladığımız bölüme gelelim. Molle bloğumuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Elimden geldiğince başka türlerle karıştırmamaya çalışıyorum ama tabii ki bazı yerlerde gördüğünüz gibi lepisteslerle birlikteler. Bunların açıkçası ben kırılıp Lepistes'le çiftleştiğini sanmıyorum ama birkaç kişiden duydum Lepistes'le Molin'in çiftleştiğini. Yani hiçbir zaman balıkları kırmak taraftarı değilim biliyorsunuz zaten ama bunlar biraz yer darlığından ötürü bu şekildeler. Bunlar tek başlarına da hiç boy bal balık yok. Bunlar da aynı şekilde tek başına sadece full şey bilek moliler. 2'de i̇ki 2 iki. Burada şeyler var. Burada lap sesler var. Entler lap sesler var. 2'ye 1 oldu. Burada da lap ses var. 2'ye 2 oldu. Red değil lap var. Burada da yerli lap ses yavruları var. 3'e 2 oldu. Burada burada kılıç var. Lap yok ama kılıç var. Koyu kılıçlar falan var burada. 4'e 2 oldu. Burada full molü var. Hiç başka bir şey yok. 4'e 3 oldu. Bayağı yarı yarıya denk gelecek sanırım. 4'e 3. Burası da sırf moli. 4'e 4. Ve burada da lepistese var. 5'e 4. 9 akvaryumun 5'inde farklı türler var. 4'ünde sadece moller var. Ama dediğim gibi bu işte Yerimiz olmadığı için Şu anda 113 akvaryumum var Ama Böyle hoşuma giden her türlü beslememden dolayı Japonundan Makrakantasına kadar Her şeyimiz var O yüzden yer yetmiyor Yani Yaklaşık bir 120 farklı türe yakın balığım var Bunların hepsi Ayrı ayrı akvaryumlarda olması için En azından benim 120 tür varken 250 akvaryum falan ihtiyacım var bence. Çünkü bazen 2-3 akvaryum gerekiyor boylamak için. Neyse o da benim derdim. Yer yetiştiremiyorum kendime. Her ne kadar her şeyi geniş geniş yapmaya çalışsam da normalde mesela sadece iç taraftayken melek üretimi bırakmıştım. En azından melek üretimi bırakınca nereden baksanız şu anda ben bir 25-30 tane akvaryum melek için kullanıyorum. O kadar çok yerimiz açılmış olacaktı ama e sonra 110 akvaryumu çıkarınca tekrardan hevesledip her şeyi yapmaya başladık. Neyse dediğim gibi bir yandan dertleniyoruz bir yandan seve seve yapıyoruz bu işi. Yani balık türünü çoğaltmaya balon boynlisinden kuhlisine kadar edindik besliyoruz hiç olmaz dediğimiz ciklet bile var hobihanemizde. Neyse bunları zaten diğer kategorisinde ayrıca gösteririm. Konumuzu çok fazla dağıtmadan mollerle videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Dediğim gibi ilk moli videomuz oldu. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi hobiler.